Şimdi normalde 1.50'nin de kumaşım yüz tamam. yüze katlamış oldum. Bir dakika. Şöyle tamam, burada evet. iki kat kumaş. İki kat iki var. Kat. Şurası kat yeri. Kat yeri. Katlayalım demin sizin katladığınız bunu gibi. Yine katlıyorum. Burası evet. ortası olmuş oluyor. Evet. Yani bakın, biçkisini bunun, yapacağım. Yaka mı biçeceğiz buna? Yaka ve kolunda hafif bir oyuntu yapacağım. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Kesmeyi de gösterelim. Şimdi şuradan bir 13 santim şey bırakıyorum. Hiç kalıpsız. Bakın, kalıpsız yaka payı. Yani bu bluzun özelliği kalıpsız. Şöyle 13 evet. santim mi işaretledim. Yaka tamam. oyuntusu için bırakıyorum. Tamam. Bir 4 santim de buradan bırakıyorum. 13 ve 4 bakın bunu unutmayın. Evet. Şöyle bir kesinti yaptık. Daha sonra kalan payı kola verdim. Koldan aşağıda şurası 22 santim yeterli. Tamam. 22 santimden ister böyle bir şeyle çizebiliriz bunu. Şöyle yapabiliriz. Kol oyuntusunu vermek için. Şimdi nasıl keseceğini merak ediyorum. Evet. Daha sonra burayı böyle birleştiriyorum. Heh. Şöyle yani, hafif verev tutarsanız da olabilir. Yani şuradan bir kol oyuntusu veriyoruz. Evet, şu kenarları bastıracağız. Burası da yakası. Bir kesin açtığımız zaman nasıl görelim? Şimdi iğneleyeceksin tabii kesmek hafif için. Hafif birkaç kayması yerinden değil, iğnelemem kumaş. Gerekebilir. Bak ne kadar pratik yaptı Yurdanur görüyor musun? Herhangi bir kumaşınızdan da olabilir. Mesela viskondan boyu uzun tutun. Elbise olsun. Elbise olsun. Tunik olsun fark etmiyor. Buradan şöyle önce burayı alıyorum. Güzel makasın sesi böyle olur. Efendim? Nedir? Pay vermiyor. Vermiyor. Daha vermedi bak. Burayı çok, kestik. Çok dar değil çünkü. Evet. Burayı da yine hafif şöyle düz alıyorum. Dört kat kumaş kesiyoruz şu anda. Evet. Burası, şurası hiç bilmeyenler için söyleyelim. Hiç bilmeyenler için burası kolun kol. Çıktığı yer. Burasını da şimdi keseceğiz. Yaka, yanlara dikiş yapacağız. Omuzlara ve kol kenarını bastıracağız. İşte evet. hazır. Önce omuzu birleştireceğim. Hı. Tamam. Daha sonra kolun kapamasını yapacağım. Yani katlamasını yapacağım şurada. Daha evet. sonra da yanları birleştireceğim. Peki kadar. Kolu overlockla mı yapıyorsun? Sülfüle evet. çekip katlayacağım. Bir dakika. Sülfüle çekip katlayacağım diyor. Makine sülfüleyi de yapıyor. Evet, bir dakika. Şunu alacağım ben de oraya geleceğim. Şunu giydirmiştik. Şimdi bakın. Şurası şu katlanmış yer. Şimdi bilenler biliyor da hiç bilmeyenler dikiş için belki evet. Şöyle ben de çok iyi bildiğimden değil. Hani biraz bilirim. Bunu şöyle. Dikerim mesela böyle bir şeyi. Bakın önce sülfüle yaptık. Sülfüle ne demek? İpliğimizi atmasın diye makinede bir ayarda dikip sonra katlıyoruz. Evet. Katlayarak mı sülfüle dikiyoruz yoksa hayır. ikisi aynı işlemde mi? Sadece sülfülesini yapıyorum. Daha sonra katlayıp düz dikişinle ha, düz dikişi burada evet. var. Kapatıyorum. Bakın o yaka burası, kol burası, yanlarda burası. İşi de böyle. Bunu da bir yakından görelim. Peki omuzlara bir soru sormam lazım. İşini omuzları yanları dikmeden yani omuzları diktikten sonra mı yapıyorsun? Diktikten sonra bluzu tamamen diktikten sonra da işleyebiliriz aslında. Biçkiden sonra da işleyebiliriz. Yani dikmeden önce de işleyebiliriz. Tamamen bittikten sonra da. Ben bunu dikmeden işledim. Hı. Şimdi mesela işlemesini göstereceğimiz bir modelimiz var. O bitmiş halde pratik işleyebiliyoruz. Ha, makine bitmişi de çok güzel işliyor diyor. Hani sadece önü biçtiniz, önü de getirip sadece önüne de işi evet, yapabiliriz. Şey var, böyle bitmiş giyimleri işleyebilmek için bir aparatımız var. Mıknatıslı kasnak diyoruz biz ona. Metal kasnak diye geçiyor. Hemen tutturuyorsunuz mıknatıslarla çok germeden direkt tabii. işleyebiliyorsunuz. İstediğiniz yere tabii, işleyebiliyorsunuz. İşi yaparken kasmaması çok önemli evet, değil mi? Evet. Yani kasarsa bir yerde bir... Alta bir tela koyuyoruz. Tela da koyuyoruz. Tela da koyuyoruz tabii. Ya çok güzel. Yani çantalara işleyebilirsiniz, yastık kılıflarına, yaptığınız masa örtülerine işleyebilirsiniz. Bu işi ayrı bir meslek kapısı. Kesinlikle. İş kapısı yani. Sadece işi işlersiniz.
neler çeyizliklerde özellikle değil mi? Çeyizlerde. Çeyizde. Şimdi artık giyeyim dedi. Mesela hafta sonu Urla'da bir otel gezdik. Yastık kılıfları, nevresimlerin kenarları böyle makinayla işlenmiş Yurdanur. Ama o kadar güzel renk seçimi falan. Harfler yapılabiliyor. Yazı yazılabilir. Yazı yazılabiliyor. İşte armalar işlenilebilir. Logolar, arma. İşte dediğiniz tabii gibi iş yerlerine ait. Firmasının arması vardır. Armasını işleyebiliyor, evet. Firmanın peçetesi vardır atıyorum. Kaç renk koyabiliyoruz renk seçeneği? Tek renk takabiliyoruz. Makaralarda renk bittiği, değişmesi gerektiği zaman size evet. uyarı veriyor makina. Renk sayısını kaça kadar yapabiliyoruz? İstediğiniz kadar yaparsınız. Ha, Yurdanur çok meraklı da. Evet. Bakın arkada benim çünkü bardaklar da yıkılıyor. Yalnız çok bir uyum oldular. Evden getirdim bardakları. Soracak olursanız Köln'den almıştım. Evet, bu bardak böyle bir seti var, pasta tabağı falan var. Seviyorum onları. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biçtik, omzu dikip öyle mi koyacaksınız yoksa şimdi bunu ayrıca dikeceğiz. Orada nasılsa dikilmişi var evet, mı? Evet, dikilmişi var. Bunu dikeceğiz, devam edeceğiz. O da işleyecek. Bitmiş olanı. Kumaş atmaması için makinenin sürfle özelliği de var. Sürfle özelliğini kaç numaradan çıkarıyoruz mesela? Kaç numara? 2 numara. Bu makinede 2 numara. 2 numaradan makine zaten gösteriyor. Bu zikzak diyor, bu işte daha büyük dikiş diyor, bu daha küçük dikiş diyor. Makine bize kapağının içinde o şeyler var, görsellerden. Evet. Görselden numarasını hani tuşlayarak bilmesek seçiyoruz. Bilmesek de görselden anlayabiliyoruz orada. Evet, yani hadi ilerleyelim. Buradan biraz şey alacağım, şöyle bir eğim yapacağım omuza, çok böyle şey olmasın diye. Şöyle bir verevlik veriyorum bakın. Aslında bu örgülerde bile bu verevlik olsa çok önemli. Çünkü kalıpta, omuzlarımız evet. bakın aşağı doğru. Yani omuzumuz böyle dümdüz değil. Omuz aşağı doğru olduğu için şu oturuşu çok güzel oturuyor o zaman. Gerçekten çok güzel bir bluz. Ben mesela şöyle bir şey düşündüm. Böyle bir bluz dikip şuraya tığımızı ince bir iplikle takıp. Mesela ben bu kadar kısa kollu tercih etmiyorum, giymiyorum. Buraya belki kukalarla bir şey örülebilir. Örülebilir, evet. Çok da şık olur. Örümcek çok şık durabilir evet. burada. Kafes o ağ demin gösterdiğim ağ güzel durabilir. Evet, şimdi sürfleyi dikiyorum. Şimdi normal düz dikişine geçiyorum. Daha sonra hemen peşinde. Ay, yanları dikiyorsunuz. Hayır, omuzları. Şöyle çevirip hemen... Bak çevirip yapıyor orasını. O da iyi akılmış. Hiç çıkartmadı makineden. Çıkartmadım. Devam ediyorum. Şimdi omuzları diktikten sonra bakın bir tanesini diktik. Şurayı, kolu hemen sülfülesini çekip açamadım. Açılmaz. Canlı yayında açılmaz, takılmaz. İğne ipliğe geçmez. Sülfülesini evet. geçip hemen şöyle katlayacağım. Omuzu diktik. Şunun bir dikişine bakalım. Bakın çok güzel. Muntazam. Hiçbir kabarıklık olmadan. Bir de olmadan. Omuzları geri doğru itilen. Mesela önden geriye doğru ütülenirse daha iyi olur. Şu evet. şekilde. Mesela burası önse dikiş geriye yatması ütülerken. Gerekiyor. Ütülerken. Harikasınız. Daha sonra... Burayı birleştireceğim, şurayı dikeceğim. Evet. Daha sonra da yanları birleştireceğiz, o kadar. Vallahi süper güzel. Yani o kadar kolaylaştırıyor ki işi. Aslında dikiş dikmenin birkaç tane hani yemek yapmanın nasıl soğanı kavuruyorsunuz, içine bir sarımsak atıyorsunuz, işte suyunu koyuyorsunuz gibi. Dikiş dikmenin de birkaç tane ana prensibi var. Belli başlı. Sonra söyleyeceğim etekle ilgili bir izleyicimiz isyan etmiş de. Etekle? Evet. Ne diyor? 20 parça demiştik ya. Evet.
20 sıra dedik. 20 sıra. 3 defa yaptım, söktüm. Fotoğraf koydum bugün yine. Lütfen yardım edin diyor. Fotoğraf koydum bugün yine. Yine anlatalım. Oldu. Dalgalı etek. Ölçü var mıydı bizde? Yazayım. Bunun ölçüsü mü? Eteğin ölçüsü. 20'nin çok büyük oluyormuş. Büyük zaten. Küçük değil. Yani onu söyledik yayında da. Neyse burası bitsin öyle anlatacağım bu konuyu. Biraz sonra anlatacağım. Nakışlı bluzun ölçüleri. Şimdi tabii bu tür şeylerde kişilerin ölçüsü önemli. Bu kaç beden bir şey? Bu ortalama işte 42, 40, 38 bütün bedenlere uyabilecek uyabilir. Bir model. Mesela omuz şuradan şuraya omuzu 23 santim. Yani 1.50 kumaşın kol evi enini tamamen veriyor. Kol evi 21. Kol altından başlıyorum. 42. Eni 60-61. Ölçüleri böyle. Aslında yani kendi ölçünüze göre yapmanız lazım. Evet. Aslında burada da bize bir yardımcı olabilirsiniz. Ölçü nasıl alacaklar? Aslında bunda ölçü yok. Bu düz bir model olduğu için. Ha bu şey. Pratik. Tek size. Öyle evet, mi? Evet. Yani ölçüsü yok. Ölçüsü bir yoksa bunun bana kumaşı olması lazım. Olacak mı? Olur. O size olur. Ama çok güzel değil mi? Ay bir dakika. Çok güzel değil mi? Renk bir de yıkılıyor. Çok güzel. Ne? Kumaşın enine genişletmen lazım. Kumaşın eni olabilir. Ek konulabilir. Buradan düz ek konulabilir. Ek takma kol yapılabilir. Evet. Düşük kollu olmaz da bunu takma kol yapabiliriz. Ama bunun yakası, kolu da güzelmiş değil mi? Güzel düştü. Ya da şuradan yarasa gibi biçilip bütün bir kumaşta, geniş kumaşta bütün bir biçki de yapılabilir. Yani şuradan dönüş yapılıp bilsin, kol birlikte benim çıkabilir. Benim gençliğimde ben bunu böyle poplin bir kumaştan böyle uzun kollu şuraya kadar yapardım. Yani biçkisi eni daha geniş olması lazım kumaşın. Tamam. Ay çok güzel değil mi yalnız? Bayıldım. Şöyle bir arkayı da döneyim. Bakın ne bir yeri yani Şerifem sen de döktürüyorsun yani. O kadar güzel dikmiş ki. Bu kumaş çok güzel. Buna ben bayıldım. Efendim? Rengi çok güzel. Rengi onun çok güzel renkleri de var. Ben hiç giymeyeceğim bir renk bu renk. Hiç giymem ama çok güzel değil mi? Güzelmiş. Güzel. Sen seversin bu rengi. Evet çok seversin. Seversin. Aytül sever bu rengi. Ben sevmem demiyorum da bir şey alırken çok tercih etmem mesela. Bilmiyorum. Güzel mi? Güzel. Çok güzel. Mesela yeşilin her tonunu giyerim. Siz yeşil, yeşili bak, seviyorsunuz. Benim tonum bak. Ben bu ama. Benim tonum bu. Evet. Bu. Size etekle ilgili renk seçimi yaptım. Renkleri bir araya getirdim. Bugün hikayede var. Öyle getirebilirsiniz. Gülsüm Hanım, buradan git etek içeride getir. Dilimlerini de tekrar bir sayalım. Okey. Hani yanlış bir şey de söylemiş olabiliriz. Evet, geçelim mi nakışa? Geçelim. Bu böyle kalsın. Bakayım. Bizim şunu evet, birazdan dikeceğiz. Evet. Tek tarafını diktiniz. Yani tamam. Tek tarafını dikerek de nakış şeyine yerleştirebiliriz. Şimdi gel Yaşar başlıyoruz. Evet. Buyurun çalıştırın makinenizi. Bahsettiğim mıknatıslı kasnak bu. Bakın çok rahat. Evet. Mıknatıs da yerleştirdik ki çok kastırtmıyoruz. Kasnağı çok gerersek el nakışı yapar gibi işimiz kasılabilir. Bu mıknatıs çok akıllıcaymış. Bakın çok güzel, çok güzel işliyor.
Biz hiçbir şey yapmıyoruz. O kendi kendine. Yani bir şey modeli bilgisayardan biz seçiyoruz. Biz sadece seyrediyoruz. Renklerimizi koyuyoruz. Evet, bu model makinenin hafızasında olan bir model. Flash bellekle de atabiliyoruz tabii desenlerimizi. Bu bir nakış makinesi değil. Biraz sonra değil. Anlatalım. Şimdi makine çalıştığı için. Tamam. Kapatalım mı? Bir dakika. Bir şey soracağım. Bu bir nakış makinesi değil dediniz. O ne demek? Bu bir tasarım makinesi. Ha, tasarım. Yani makinede yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hemen hemen. Evet. Oo. Dikiş, piko, nakış. Dikiş de oluyor mu bunda? Dikiş de oluyor. Dikiş oluyormuş, nakış oluyormuş, piko üzerine çok geliştirilmiş. Overlock? Overlock. Yani overlock dikişleri var içinde. Kesmese de yani örerek overlock dikişleri yapabiliyor. Yani hakikaten ben kadınlar hani bir şeyler yapmak istiyor. Bir şeyle yani alacağınız bir şeyle işte bir iş yeri kuruyorsunuz ve evinizde. Ve çocuğunuza da bir vakit ayırabiliyorsunuz. Evet. Evinize de bir vakit ayırabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Tabii ki imkan konusu var. Ve anneler gününde ne yapıyoruz? Onu diyecektim Derya. Buyurun. Bizi takip etsinler, bir sürpriz yapacağız. Anneler gününde bir sürprizimiz olacak. Bir izleyicimize inşallah iş kapısı açmak için. Bir izleyicimize bir iş kapısı açarız inşallah diyor. Bir anneye, gerçekten bizi izleyen bir anneye. Ama şimdiden bunun için şey atmayın bize lütfen. O zaman nasıl olacağının bir yolu olacak tabii ki öyle. Hani sadece mesaj atma değil. Yok, söyleyeceğiz, takip etsinler. Takip etsinler diyor, söyleyeceğiz evet. Diyor. Evet, şimdi overlocklarını çektiniz. Yani başka dikişle ilgili soru var mı? Alayım. Bitmiş halini görmek istiyorlar. Orayı bitirip bir gösterelim mi? Evet, bir daha bir gösterelim. Onu oradan az kaldı mı? Çok kaldı mı? Az kaldı mı diye. Evet. Yani bir şu sarı şeyler var, noktalar var işlenecek. İsterseniz... Daha sonra da tamamlayıp bir şey yapabiliriz, gösterebiliriz. Yani bir oradan çıkartmamızı belki istiyorlar. Bir çıkartalım. Daha sarı noktalar var, onları işleyeceğiz. Ütü de yapıyor mu bu makine? Ütü yapmıyor. Ütü yapmıyor. Ütülenmiş gibi çıkartıyor. Yalnız nakışı. Bir peki bunu buradan çıkarsak zor olur mu? Bozulur değil mi şey? Nerede kaldığımız bozulur mu? Yok, bozulmaz. Bir yani çıkaralım, şöyle kasnaktan çıkartma. Çıkartırsak bozulur. Hayır, kasnaktan çıkartmayalım da kasnağı bir oradan. Kasnağı çıkartırız. Ha. Daha sonra takıp devam edebiliriz. Bir dakika. Hani merak edenler için şöyle bakın bluz. Bütün şu anda şöyle kamera burada. Hı-hı. Siz de tutsanıza şöyle bir orada. Tamam. Bluzun her yerini diktik. Ve öyle koyduk diyor Şerife Hanım. Evet, işlemesini daha sonra yaptım. Ve zor da olmuyor. Hayır, çok kolay. Kasnak çünkü çok yardımcı oluyor. Yalnız mıknatıslar öyle hani böyle buzdolabı magneti gibi değil. Değil. Bayağı kuvvetli biraz, mıknatıslar evet. Var. Zor, çıkartması zor. Ama altında da tela mı var? Tela var bir altında. Bir dakika, onu da göstereceğim. Bir dakika, bir şey yazıyor mu, ben bir bakayım. Evet, tamam. Altında da... Telası var. Sonra nasıl ayırıyoruz buradan bunu? Sonra elimizle çekip yapıştıran çünkü bu. Makasla. Evet. Çıkıp yani kenarından kesip çıkartabiliriz. Çok rahat telayı çıkartmak. Ha, çok güzelmiş. Tabii telasız iş çok zor olur. Tabii doğru. Çok mantıklı. Peki bununla yastık kılıfları her şey işleyebiliriz. Derya Hanım. İzleyicimiz için ipleri söyleyebilir miyiz? Efendim? Ne tür ipler kullanılıyor diye merak ettim. İpleri söyleyelim mi? İpleri merak eden izleyicilerimiz var. Şöyle kamera çekerse bakın şöyle. Floş nakış ipliği. Şunlar. Evet. Çok kamerayı gösterelim. Şey olmayan. Biraz öyle dursun orada. Floş nakış ipliği. Büyük nakış fukar. İpliğini seçerken hani her zaman sağlam olsun derler ya. Aslında değil, böyle çok rahat kopabilen iplikler seçsinler. Makina hata yaptığı zaman ipliği rahat kopartabilmeli. Çok iyi bilgi bu. Bu çok iyi bilgi. Şimdi makina koparsın diyor. Ya bir hata yaparsa koparsın makina da neticeten. Evet. Ne bileyim, yanlış bir şey yaparız, bir yere dokunuruz falan.
ipliğin kopabilen, çok sağlamını almayın diye tavsiye ediyor. Evet, dikişte olanı de geçerli midir bu? Dikiş için de kumaşa göre değişir. Mesela esnek kumaşlarda polyester iplik, normal kumaşlarda da penye, polyester değil de merseze iplik, pardon. Çok teşekkür ediyorum Şerife Hanım.